Selam arkadaşlar, umarım keyifler yerindedir. Bugün artık Toyota Corolla'mızın bakımının son aşamasına geçiyoruz. Her şeyi yaptık, parçaları değiştirdik, rot ayarını yaptık. Şimdi sıradaki işlem su pompasını ve kemeri değiştireceğiz. Onun dışında arabadaki bütün suyu, yani antifrizi boşaltacağız. Bunun için yanıma şöyle bir küçük çocuk havuzu koydum. Çünkü arabadaki bütün suyu boşaltmak istiyorum. İlk yapacağımız iş arkadaşlar, şuradaki alternatörü söküyoruz. Onun altındaki su pompasını hemen çıkarıyoruz. Yenisini takıyoruz. Sonra takarken kemeri değiştiriyoruz. Ondan sonra bu coolant'taki ve radyatördeki suyu boşaltıyoruz. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Motorun içindeki suyu da boşaltacağım. Yani arabadaki bütün suyu boşaltıp yerine yeni taptaze antifriz koyacağım. Artık arabamız bir 100 bin mil daha arkasına bakmadan gitsin istiyorum. O nedenle şimdi başlıyoruz. Hava da biraz soğuk. Sabah şu an erken bir saat. Arabamızı kaldıracağız. Altındaki vidayı açacağız. Çünkü motordaki suyu boşaltmak için vidayı sökmemiz lazım. Onun için bunu buraya getirdim. Hem de havuz arabanın altına girmiyor, daha iyi girsin diye. Eğer siz de arabanızın su pompasını değiştirmek istiyorsanız sadece alternatörü söküyorsunuz. Altından su pompasını çıkarıp yenisini takıyorsunuz. Sonra da su ekliyorsunuz. Ama ben hepsini değiştirmek istiyorum. O nedenle benim işim biraz daha uzun sürecek. Eğer sizin de arabanız 150 bin milde ise muhakkak su pompasını değiştirin. Çünkü motorun en önemli parçalarından biri motora giden suyun dengesini o sağlıyor. Eğer o hasar görür, bozulursa motora istenilen kapasitede su gitmez. Bu da arabanızın motorunun ömrünü kısaltır. Böyle de bir bilgi vermiş olayım. Şimdi başlayacağız. Önce aletlerimi getireyim. Şunların şeylerini açıyorum iyice. Bütün su boşalsın. Bakın arkadaşlar, artık değişme vakti gelmiş. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Önce arabamızın kapağını çıkarıyoruz. Şöyle koyalım kenara. Sonra alternatörü sökeceğiz şunu. Ama önce aküyü sökelim. Sonuçta bu elektrik olan bir parça. O nedenle önce aküyü şey yapalım, gevşetelim. Evet, önce akümüzü devre dışı bırakalım. Başımıza iş almayalım. Evet, şöyle aküyü çıkaralım. Evet, akümüzü söktükten sonra alternatörü sökeceğiz. Onun içinde şurada altta bir vida var, onu söküyoruz. Şunu gevşetip alternatörü bu tarafa doğru çekiyoruz. Kemeri çıkarıyoruz. Şimdi bize kaç numara lazım bakalım hemen. Tam açmayacağım. Önce gevşetiyorum. Çünkü alttakini sökeceğim önce. Şurada altta var bir tane. Evet, açtık. Alan dar. Çalışmak böyle zor. Ama sıkıntı yok. Arkadaşlar, vida aşırı paslanmış.
çok zorlanıyor çıkarken. O yüzden biraz sprey sıkıyorum yumuşasın. Yoksa vidalar çıkmayacak çünkü paslanmış. Evet, birazcık bekleyeyim, ondan sonra sökmeye devam edeceğim. Şu yukarıyı söktüm, sadece aşağıda bir vida kaldı. Ondan sonra alternatör dışarıda. Arkadaşlar, zorlandık ama vidayı çıkardım. Çok fena paslanmış. Bakar mısınız? Ucu böyleydi. Olduğu gibi deforme olmuş. Kayışı da söktüm. Evet, alternatörü söktük güzelce. Evet, sen gel bakalım. Evet, çıkardık. Görüyorsunuz alternatörün halini. Fena görünmüyor. Çok fazla para değil bu arkadaşlar. 100 dolar filan internette. Komple söksek mi acaba? Daha iyi olur bizim için. Şu bağlantılarını sökelim. Neyse, burada bırakalım. Hiç ellemeyelim. Çünkü bizim işimiz aşağısıyla şu su pompasını bir indirelim. Evet, arabayı kaldırdım. Kayışını da çıkardım. Aslında önce şu radyatördeki suyu boşaltalım. Evet arkadaşlar, artık antifrizi boşaltabiliriz. Önce radyatörü boşaltacağım. Sonra su pompasını sökeceğim. Arabanın altına kriko soktuğum için bu havuz girmiyor. O nedenle küçük bir şey kullanacağım. Şöyle kedi tuvaletini yaptığı yer. Bu eski, kullanmadığım. İşte böyle durumlar için atmamıştım. Yağ filan toplarken bunu da topluyorum. Antifrizi yere boşaltmayacağım çünkü çok zehirli o. Doğaya bırakmak pek iyi bir şey değil. O nedenle böyle yapacağız. Evet, arabanın altına yattık. Her şeyi çıkardığımızı zannediyorduk. Şunu çıkarmamışız. Onu çıkarmaya bence gerek yok. Bu kadar işe gerek yok. Şuradan elimiz girerse oradan açacağım, bakacağım olacak mı? Evet, gerek yok. O nedenle şuradan bakın. Bunu çıkarmaya gerek yok. Şuradan baktım, tıpayı görüyorum. Elimizin girebileceği yerde. Direkt tıpayı açacağım. Şu şeye bakar mısınız arkadaşlar? Demirlerin geldiği duruma. Maalesef böyle. Bu araba 2016 model. Düşünün, bu hale gelmiş. 10 yıl bile olmadı. Maalesef böyle kar, kış böyle oluyor. Evet, sepetimizi yanımıza alalım. Açıp hemen kaçacağım. Çocukken yapardık ya, torpili yakıp hemen kaçardık. Öyle yapacağım şimdi. Üstümüze dökülmesin. Şöyle ayarlayayım. Elimi solacağım. Elimiz de girmiyor ya. Şişmanladık. Ay, girmiyor bakın. Parmaklarım dokunuyor, çeviremiyorum. Hemen yardım alacağız.
Bununla deneyeceğiz. Bir elimizle kamerayı tutuyoruz, olmuyor tabi. Tek elle olmayacak bu iş. Bir dakika. Şuradan girer mi elimiz ya? Yok. Ha, bu gevşiyormuş ya. Bir saniye. Ha, hatta çıkıyormuş. Tamam, şimdi oldu. Evet. Evet, açtım. Şimdi fışkıracak. Ağzımız da boşalmasın da. Dur, çekilelim. Nasıl boşalıyor bilmiyorum ki. İlk defa yapacağım. Daha yapmadım önceden. Evet, hazırım. Evet. Maalesef elimize de geldi. Bir de diyorduk etrafa dökmeyiz. Fışkırdı ya resmen. Ağzıma yüzüme geldi. Zenci hesabı. Gideyim de elimi yüzümü sileyim. Hala akıyor. Dışarı bayağı aktı ya. Ama şöyle bir şey diyeyim. Çok fazla yok. Çıkmadı. Bu Toyota Corolla'larda maalesef yedekte kalıyor bakın. Yarım şey kaldı orada. Şimdi ben su pompasını değiştirince, bir de motorun altındakini açınca, eğer gitmezse onu hortumla alacağım. Tamamen bitsin istiyorum. Yeni koyacağım çünkü. Bu boşalıyor hala. Boşala dursun. Ben de şimdi arabanın altına girip motor kısmındaki şeyi bulayım. Tıpayı. Bir de orada tıpa var. Onu da sökeceğiz. Evet arkadaşlar. Bütün su boşaldı. Artık damlamıyor. Ama işim bitmedi. Az önce buraya bir kettle sıcak su döktüm. İçini temizlesin diye. Şimdi de buraya dökeceğim. Çünkü içinde pislik oluyor. Tıkanmasın. Bakın şeydeki bu suyu da boşalttım, yedekteki. Ama şimdi yıkayacağım. Bunu yıkadım. Bunun içine sıcak su döktüm. Şimdi yedeğe biraz sıcak su dökeceğim. İyice içindeki pislik gitsin. Aslında hortum takıp yıkayabilirim ama zamanım yok. Çocukları okuldan alacağım. Oh, bu doldu. Kalanı da buraya dökelim. Biraz da şu arabanın şuraya parçaların temizlensin. Çünkü bu antifriz zarar verir. İz yapar. Ha, şöyle güzelce yıkayalım. Yalnız bu yedekteki su gitmedi. Sıkıntı yok. Aslında sökebiliriz ama bu öyle kolay çıkan bir parça değil. Toyota Corolla'nın direkt fanı çıkarmanız lazım. Normalde arabalarda bunu çektim de çıkıyor. Ama bunda öyle değil. Fanı sökmen lazım. Şimdi hiç uğraşamam. O nedenle boşaltacağız.
Şimdi buradaki su gitmiyor arkadaşlar. Koyduğum sıcak su kaldı. Ama size bir yöntem söyleyeyim. Normalde böyle şey de kullanabilirsiniz. Hortum. Hortumla da çekebilirsiniz. Ama ben şuradan ağzımda üflediğimde zaten hepsi gidecek. Bakın. Görüyor musunuz? Hepsi aktı şimdi. Evet, artık su pompasını sökebiliriz. Şurada 3, 2 de yanında 5 tane galiba vida var. Onları şimdi tek tek söküyoruz. Evet arkadaşlar, su pompasını çıkardık. Aslında durumu iyi görünüyor. Gene de değiştirelim. Şuradan görüyorsunuz içinden akan suyu. Şimdi yeni su pompasını takacağız. Bu eskisi. Bakın buraları şey olmuş, aşınmış metalin dönmekten. Şimdi yenisini hemen 5 dakikada takıyoruz. Ondan sonra motordaki suyu boşaltacağım. Komple içi boşalacak. Daha sonra yukarıdan su koyacağım ama havasını alacağım. Onun için buraya bir özel huni koyacağım. Arabayı çalıştıracağım. Sıcağı açacağım. Ondan sonra yavaş yavaş 10-15 dakika, yarım saat o motor döndükçe içindeki havayı buradan atacak ve işlem tamamlanmış olacak. Artık bu bizi bir 5-6 sene daha götürür. Şimdi devam. Evet arkadaşlar, su pompasını taktık. Görüyorsunuz güzelce sıktım. Takarken şeyi unutmayın. Şu araya bağladığımız gasketi unutmayın. Burada bir çeltik var. O çeltik, şu gördüğünüz çeltik, oradaki yuvaya girmek zorunda. Girmezse su akıtır. Artık kompresörü yerine yerleştiriyorum ve kemere takıyorum. Ondan sonra motorun altındaki suyu aşağı alıyorum şimdi. Bu da artık çöp, görüyorsunuz. Şöyle bakalım sesi nasıl. Fena değil aslında. Gene de dursun yedekte. Evet arkadaşlar, antifrizi koyuyorum. Önce iyice dolsun. Birazdan çalıştıracağım, havasını alacağım. Bununla havası kolay alınıyor. Önce içine girsin bütün su. Çünkü suyu boşalttık komple. Bakın nasıl doluyor. Evet, arabayı çalıştırdım. Sıcağı da sonuna kadar açtım kalorifere. Şimdi bakın havasını alıyoruz. Böyle 15-20 dakika çalıştıracağım. İyice havası gitsin. Bu çıkan kabarcıklar motorun içindeki hava. Onu şimdi dışarı atıyor motor. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi biraz daha ekleyelim. Kalanı da yedek deposuna koyacağım. İçi boş şu an.
Evet, yedek deposu doldu. Gayet güzel çalışıyor. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Bakalım hava çıkacak mı? Arkadaşlar, arabanın sıcaklığı yükseliyor yavaş yavaş. Ne zaman fanı açtığında artık arabadaki tamamen havayı almış oluyoruz. Biraz gaza basıyoruz. Bu seviyede arabanın içindeki hava çıkmış olacak. Şu an hala çıkıyor. Ben gaza bastıkça önümdeki antifrizden baloncuklar çıkıyor. Bu da hala içinde hava olduğunu gösteriyor. Evet, şu an arabanın sıcaklığı tam ortaya geldi. Artık birazdan fanı açacak. Biraz gaz veriyorum. Evet arkadaşlar, suyu koydum. Arabayı da biraz çalıştırdım şöyle yarım saat. Şu an sıcaklık neredeyse ortaya geldi. Ve arabadaki bütün havayı tamamen aldım. Şu an arabada hiçbir sıkıntı yok. Saat gibi bakın sesi. Neredeyse sessiz çalışıyor. Bakalım bundan sonraki tamir videosu ne gelir. Sonraki videoda görüşürüz şimdilik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.